Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ölmeden önce serimize devam ediyoruz. Bugün de ölmeden önce izlemeniz gereken 10 biyografi filmiyle karşınızdayım. Ben bu biyografi filmleriyle alakalı birkaç not aldım. Bu notlara göre gideceğim. Yalnız seçmiş olduğum filmler sıralı değil, rastgeledir. Arkanıza yaslanın, çayınızı alın ve videonun keyfini çıkarın. Ondan başlayalım, gerisini beraber getireceğiz. 10 numarada Public Enemies filmi var. 2009 yapımı filmdir bu. Filmin oyuncuları Johnny Depp, Kristen Bell, Jason Clarke, Stephen Graham, James Russo, Giovanni Ribisi ve David Wenham'dır. Filmin konusu ise şudur. FBI ajanı Melvin Parris'in en ünlü suçları cezaevine tıkmaya çalışmasını konu alan bir biyografi filmidir. Gerçekten çok güzel bir filmdi. Özellikle filmin hikayesi zaten iyiydi ama filmin oyunculukları ise muazzamdı. Geçiyorum buna ben 9. filmime. 9. filmim Boys Don't Cry filmidir. 1999 yapımı filmdir bu. Filmin oyuncuları Hilary Swank, Clay Sevigny, Peter Sarsgaard, Alice Granson, Alison Folland ve Rob Campbell'dır. Filmin konusu ise şudur. Brandon Tina'nın cinayete kurban giden hikayesini anlatan bir filmdir. Gerçekten çok güzel film. Özellikle filmin hikayesi ise muazzam. Hani Brandon Tina'nın niye cinayete kurban gittiğini çok iyi gösteriyor bu film. Tavsizlik filmdir. Geçiyorum buradan ben 8. filmime. 8. filmim Man of Honor filmidir. 2000 yapımı filmdir bu. Filmin oyuncuları Robert De Niro, Cuba Gooding Jr., Charlize Theron, Joshua Leonard, David Conrad ve Glenn Turman'dır. Filmin konusu ise şudur. Amerika donanmasına başdalgıç konumuna yükselen bir CIA Charles Brasher'ın hikayesi anlatan filmdir. Gerçekten çok güzel bir filmdi. Özellikle Cuba Gooding Jr.'ın oyunculuğu ve Robert De Niro'nun oyunculuğuyla bu film gerçekten çok iyiydi. Tam sizlik filmdir. Geçiyorum ben buradan 7. filmime. 7. filmim The Pursuit of Happiness filmidir. 2006 yapımı filmdir bu. Filmin oyuncuları Will Smith, Jaden Smith, Tandy Newton, Brian Howe, James Corden ve Kurt Fuller'dır. Filmin konusu ise şudur. San Francisco'da karısı ve oğlu ile yaşayan Chris Gardner'ın hayatını filme alan bir çok güzel bir biyografi filmidir. Gerçekten inanılmazdı. Özellikle hani Chris Gardner'ın karısı tarafından terk edilişi sonrası oğluyla beraber hayata tutunmaya çabalamış olması gerçekten çok güzel bir filmdi. Film de hani bunu çok güzel gösteriyordu. Tam sizlik filmidir. Geçiyorum buna 6. filmime. 6. filmim Braveheart filmidir. 1995 yapımı filmdir. Filmin oyuncuları Mel Gibson, James Robinson, Sandy Nelson, Gerda Stevenson, Brian Cox, Peter Hanley ve Sean McGinley'dir. Filmin konusu ise şudur. William Wallace'ın İskoçya'nın özgürlüğü uğruna İngiltere ile savaşına konu alan bir filmdir. Muazzam bir filmdi. Özellikle Mel Gibson'ın oyunculuğu müthişti. Tam sizlik filmdir. Geçiyorum buradan ben 5. filmime. 5. filmim The Irishman filmidir. 2019 yapımı filmdir bu. Filmin oyuncuları Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Harvey Keitel, Ray Romano, Anna Paquin, Stephen Graham'dır. Filmin konusu ise şudur.
Mafya tetikçisi Frank Sheeran'ın hikayesine odaklanan bir filmdir. Gerçekten süper filmdi. Özellikle filmin oyunculukları muazzamdı. Ben bu filmin film incelemesi yapmıştım. Onu da karta tıklayarak izleyebilirsiniz. Gerçekten çok güzel filmdi. Tam sizlik filmdir. Geçiyorum buradan ben dördüncü filmime. Dördüncü filmim 12 Years a Slave filmidir. 2013 yapımı filmdir. Filmin oyuncuları Chiwetel Ejiofor, Dwight Henry, Brian Bat, Ashley Dyke, Kelsey Scott, Christopher Barry ve Tony Bennett'ledir. Filmin konusu ise şudur. Özgürlüğünü geri kazanmaya çalışan Salomon Norton'un hikayesini anlatan filmdir. Gerçekten çok güzel filmdi. Özellikle hani oyunculuklar zaten güzeldi filmle beraber ama filmin hikayesi ise muazzamdı. Geçiyorum buradan ben üçüncü filmime. Üçüncü filmim Malcolm X filmidir. 1992 yapımı filmdir bu. Filmin oyuncuları Denzel Washington, Angela Bassett, Albert Hall, Delroy Lindo, Spike Lee ve Kate Vernon'dur. Filmin konusu ise şudur. Birçok CIA gibi zorlu ve acı dolu hayat geçiren Malcolm X'in bu hayat kendini bir süre sonra hapiste bulmasını sağlıyor bu hayat. Fakat hapiste bambaşka bir adama, yani orada İslam'la tanışıyor ve ondan sonra hapisten sonra bambaşka bir adam olup hayatına devam ediyor. Gerçekten çok güzel filmdi. Özellikle Denzel Washington'ın oyunculuğu ise bu filmi daha güzel yapıyordu. Geçiyorum buradan ben ikinci filmime. İkinci filmim Ip Man. 2008 yapımı filmdir. Filmin oyuncuları Donnie Yen, Simon Yam, Lin Chiang, Si Wing Fong, Yuhan Toh, Xing Yu ve Katung Lam'dır. Filmin konusu ise şudur. Bruce Lee'nin ustasını hikayesini anlatan bir filmdir. Gerçekten çok güzel filmdi. Özellikle Donnie Yen'in oyunculuğu muazzamdı. Geçelim o zaman birinci filme. Birinci filmim Piyanist filmidir. 2002 yapımı filmdir. Filmin oyuncuları Adrien Brody, Emilia Fox, Michael Zebrowski, Ed Stoppard, Marlon Lippman, Frank Finlay'dir. Filmin konusu ise şudur. Flossie Spillman'ın acı dolu hikayesini anlatan filmdir. Gerçekten müthiş bir filmdi. Yani hem oyunculuk hem filmin müzikleri. Zaten filmin hikayesi ise muazzamdı. İnanılmaz bir filmdi. Hani Adrien Brody'nin oyunculuğu ise bu filmde muazzamdı. Bugün de böyle bir video olsun. Yarın da güzel bir video gelecek. Abone olup like atarsanız çok sevinirim. Videolarımı beğenip desteklerseniz de çok güzel olur. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.